Sen ya da benim ellerim bırasam, bırasam. Uçmam yatsam koyalıyı arasam. Herkese selamlar dostlar. 25 Ekim 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Yine enerjik bir video girişiyle karşınızdayım. Ekranda YouTube raporunu sizler görmektesiniz. YouTube raporunda toplamda 12 tane mücadelemiz vardı. İşlerinden yatan tercihlerimiz oldu. Yatan tercihlerimizden bir tanesi kombine raporunda, kombinede vardı. Fakat şunu söyleyeyim. Biz ciddi anlamda, ki kazananlar da varmış bu tahminlerin içinde, Instagram'dan yazdı. Çok güzel işler çıkardık. Değerlendirenleri öncelikle bundan tebrik ediyorum. Ben ondan ziyade burada bir yüksek oran grubunu göstermek istiyorum. Yüksek oran grubunda ben bugün 6 tane mücadele yazdım. Burada bir yüksek oran grubumuz var bizim, Katıl Telegram grubunda. Oraya tam tamına 6 tane mücadele yazdım. Bu 6 mücadeleden sadece birden 2 tercihimiz gelmedi. Birden 2 tercihimiz de zaten ilk yarı 1 oldu. Fakat Ryzo'nun gücü yetmedi veya Verona çok çok iyiydi. Oradan da KG'mizi aldık zaten. Ama şöyle baktığımız zaman United maçına Matsun 2, 2.500 geldi. Midland maçına Matsun'u 1, 2.500. Zaten 3-2 bitti maç. Geldi. Sivasspor maçına Matsun'u 0. Burada da sizlere KG olarak verdim. O da geldi. 90+8'de geldi. Ajax zaten Matsun'u 1, 2.500. 5-0 yendi. Lens maçına handikapın oranı 2.15 gibi oranı vardı. 4-1 yendi. Yüksek oran grubundaki arkadaşlar yani Konyalım türküsüyle şu an evde takla atıyor. Şov yapıyor diyeyim ben sizlere. Onun dışında raporları göstereyim direkt sizlere. Şöyle raporları gördüğünüz üzere ekranda kupon olarak göstereyim sizlere. 1.94 oranlık bir iddia 2 kombinem vardı. O başarılı oldu. Güzel bir orandan. Şöyle 1.94 oradan Lazio maçının KG'si, Ajax maçında direkt maç sonu 1 olarak değerlendirmiştim. İdealden geldi. Bir de yüksek oran grubu, yüksek oran şeklinde bir tane daha öneri yaptım. Toplamda 3 tane önerim vardı. 4.55'ten Liverpool alır üst, Midland alır üst şeklinde verdim. 2.60'a 1.75'ten toplam 4.55 gibi orandan 455 TL gibi bir miktar da aldım bu kombineden. 2.13'lük yatan kombinem ise Stuttgart'ta 90+3'te geldi. Napoli maçı da 0-0 bitti. Maalesef orada da başarısız olduk. Şöyle kombine raporunu tekrardan Telegram yazısı olarak ekrana getirdiğim zaman da burada zaten görüyorsunuz. Ah Roma ah, fullü kaçırdım bize. Değerlendiren herkese tebrikler olarak yazdım ben burada. Stuttgart mücadelesinin KG'si geldi. Son dakika Roma gelmedi. Ajax PSV mücadelesi rahat bir şekilde geldi. Verona maçı geldi. Yüksek oran kombinesi olarak da önerdim. Altına da Kangal imzasını çaktım. Güzel bir orandan gerçekten kazandık. Özellikle bahsettiğim gibi yüksek oran grubunda çok çok güzel kazandığımızı belirteyim arkadaşlar. Değerlendiren herkese tebrikler şekilde söyleyeyim. Şimdi onun dışında şöyle göstereyim biraz sizlere de. Bu okey, bu okey. Şunu da şöyle aldık mı? Ekranda bir de skor yarışmasını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu skor yarışmasına arkadaşlar mutlaka katılın. Ödüllü skor yarışması yapıyoruz. Ödül Telegram gruplarımıza giriş olacaktır. Sizlerin skor tahminlerinin derbi özel programı zaten bu. Sadece Galatasaray maçını anlatacağım. Tahmin yapacağım. Hem ideal hem yüksek orandan tahmin yapacağım. Sizlerden ricam tahmin ve skor yarışmalarınızı, skor tahminlerinizi yoruma yazmanızdır. İdeal tahmininiz olur, yüksek oran tercihiniz olur ve ekstra zaten asıl mevzuda skor tercihlerinizi yoruma yazmanız olacaktır. Sizler de skora yazarsanız skor tercihlerinizi yoruma sevinirim. Mutlaka yazmanızı da bekliyorum skor yarışmasından. Onun dışında Telegram'ı göstereyim ben sizlere direkt. Telegram'da direkt şöyle ekranı açtım. Telegram'dan yukarı doğru neler yapmışız görelim. 337 kişi şu an Telegram grubumuzda mevcut. Bu zaten şöyle görüyorsunuz YouTube raporu olarak vermişim. Altında yüksek oran grubunun raporunu bahsetmişim. Hatta yüksek oran grubunu göstereyim birazdan sizlere de. Onun dışında kombine raporunu bu şekilde analizledim. Atamayan Atalılar Fenerbahçe maçını izliyordum. Şöyle bir tane canlıyı ekranda görüyorsunuz. Barcelona maçına ev 0.5 şeklinde ben verdim. 2 dakika 70'lerdeydi bu. Güzel orandan verdim. Barcelona bastırıyor. Real diri duruyor. İlk isabetli şutunun daha yeni şekiller. 6 dakika 60 falan olması lazım. Son dakikalarda gelmiş arkadaşlar. Burada yatan bir tercihimiz var. Napoli'nin KG toplam golü 1.5 üstü mesela yatmış. Arkadaşımız vermiş bu mücadeleyi yatmış. Onun dışında Bilal arkadaşımızın verdiği kombine Sevilla ev sahibi 1.5 üst. Liverpool 2 gol atar. Rahat bir şekilde geldi. Benim verdiğim kombineler bu şekilde. Canlılar. Buradan göstereyim. Köln'ün golünü verdim. Bir winner daha yazdım. Köln'ün golü geldi. West Ham'ın galibiyeti geldi. Yine Mert arkadaşımız gerekeni yapmış. Ben vermişim. Hellas Verona maçına gerçekten aklıma geldi anlatayım kesinlikle. Ev sahibi 2.5 üstü aldık. Ev sahibi 1.5 üstü aldık.
ev sahibi 0.5 üstü aldık. Yani Hellas Verona maçı 4-1 bitti. Hellas Verona'nın 3 golünü sırayla girdik ve sırayla kazandık. Çok güzel geçirdik ciddi anlamda. Ondan dolayı biraz enerjik girdim videoya. Mutlu bir şekilde kazancımız bu şekildeydi. Eğer sizler de kazanmak istiyorsanız arkadaşlar veya katıl gruplarımıza dahil olursanız şunu da belirteyim. Kesin kazanç diye bir şey yok kesinlikle. Ama biz elimizden geleni yaptığımızı da belirteyim arkadaşlar. Katıl grubundaki arkadaşlar da mutlaka yorumlarınızı yapsın. Eğer sizler de katıl grubuna gelmek istiyorsanız abone ol şunun yanında katıl var burada. Telegram grubu, Telegram artı yüksek oran grubu ve her şey dahil iletişim grubu burada WhatsApp numaramızda mevcut. Üyelikleri zaten girmeden önce burada girişi oynat diye bir video var. O videoyu izledikten sonra sizler de dahil olursanız sevinirim. Ciddi anlamda çok güzel işler çıkardık. Zaten bu maçta derbi özel tek mücadele yapacağız. Sizlerden ricam videoyu arkadaşlar ciddi anlamda içten bir istekle sizlerden güzel bir seviyede like seviyesi bekliyorum. Mutlaka like'larınızı atmayı unutmayın. Derbi özel programımıza şimdi başlıyoruz. Şimdi geçelim maçımıza. Ekrandan da vereyim şöyle kadroyu ben ideal kadroyu önümde açık olsun anlatacağım. Şimdi Beşiktaş'ta eksiklerden bahsedeyim. Biraz ev sahibinden bahsedeyim. Beşiktaş son dönemlerde iyi bir gidişat yapmıyor arkadaşlar. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde ki sakatlıklar da vardı. Sakatlıkların dönmesiyle biraz daha iyi bir seviyede olacaktır. Beşiktaş takımı burada Galatasaray'la kendi evinde oynayacak. Mehmet Topal, Enkudu, Atiba sakat olarak gözüküyor Beşiktaş takımında. Beşiktaş'ın son maçlarına baktığımız zaman en son deplasmanda Başakşehir'e kaybetti ve Şampiyonlar Ligi'nde zaten kendi evinde Lisbon'a direnemedi. Ben burada Şampiyonlar Ligi maçlarını baz almak istemiyorum. Lig maçlarını baz almak istiyorum. Ligde Beşiktaş arkadaşlar şu an iyi bir şekilde tırmanışa geçmek istiyor ve bu Galatasaray maçı son dönemin gerçekten reaksiyon mücadelesi olabilir. Ki zaten Vodafone Arena'da Beşiktaş takımı taraftarıyla birlikte ben Galatasaray'a maç vereceğini düşünmüyorum. Bakın ben de bir Galatasaray taraftarıyım. Dile getiriyorum. Ben burada Galatasaray'da hem ligde hem Avrupa'da iyi bir şekilde gidiyor. Avrupa'yı yine baz almıyorum. Çünkü Avrupa'da farklı, Süper Lig'de biraz farklı oynuyor Galatasaray takımı. Galatasaray'ın da baktığımız zaman da son 3 maçına galip geldi. Fakat Konya maçında nasıl galip geldi? Yani kalesine çok pozisyon verdi. Zor galip geldi. Rize maçında keza nasıl galip geldiğini sizler biliyorsunuz. Jagne'nin golü iptal edilebilirdi bence. Yani nasıl galip geldiğini, bu arada bir gol geldi. Bakalım kimden gelmiş. PSG deplasman 1.5 üst vermiştik. Yapıştırmış. Bravo PSG. Şimdi burada da dediğim gibi Galatasaray'da ligde nasıl maçlar kazanıyor? Zar zor kazandığı maçlar. Bence burada Beşiktaş bence bir adım önde. Bir adım değil hatta 1.5 adım önde olduğunu düşünüyorum ben burada. Daha tecrübeli kadro bence. Zaten oyuncu olarak da baz aldığımız zaman da Beşiktaş takımında derbiye daha motive olan takım bence burada Beşiktaş olacaktır. Ve aynı şekilde reaksiyonu da gösterecektir mutlaka bu mücadelede. Ben burada bir Beşiktaş galibiyeti bekliyorum. Fakat sizlere idealden de öneririm bu mücadeleye. İdealden bir KG var almak isteyenler zaten alsın. Ben her iki takımın da birbirine gol atmasını zaten bekliyorum. 1.40 gibi orandan. Bu sizlere tek tercihim idealdir. Daha sağlam girmek isteyenler bu şekilde ideale girebilirler. He, ben çok sağlam girmek istiyorum derseniz şunu da söyleyeyim. Beşiktaş kaybetmez bence. 0-1 çifte şans da bu derbinin en sağlam tercihi olarak görüyorum. Onun dışında yüksek orandan da sizlere benim beklediğim skorda 2-1'lik bir skor beklentim var arkadaşlar. Bunu oranla zaten videonun sonunda da kombine verisinde göstereceğim. 1 ve 2.5 üst olarak sizlere önereceğim. Beşiktaş takımı ataklarda, dripliklerde, kale isabet şutlarda ligin en iyi ikinci takımı olarak gözüküyor istatistik anlamda. Galatasaray'ın istatistik anlamda biraz orta sıralarda gözüküyor. 7. sırada Galatasaray takımı istatistik anlamda. Bu oyun içindeki istatistikler anlamında, genel istatistik anlamında. Beşiktaş daha iyi. Taraftar desteği de gerçekten ciddi bir taraftar baskısı da olacaktır Beşiktaş takımında. Dediğim gibi ama ben Beşiktaş'ın burada kazanmasını bekliyorum. İdealden almak isteyenler KG var alsın. İdealdir bu tercih. Çok sağlam isteyenler burada 0-1 çifte şansı alsın. Bir gol daha geldi sanırım. Gol iptal şansımıza. Şimdi yatar o maçta bakın. 0-1 çifte şansı en sağlamıdır. KG varı idealdir. Ve tekli olarak sizlere yine önereceğim. Maç sonu 1 ve 1.5 üstünü 2.37 gibi orandan da değerlendirirseniz gerçekten tekli olarak değerlendirme yapmış olabilirsiniz. Derbi tercihlerim bu kadar. Daha çok anlatırım, uzatırım maçı. Fakat kafanızı şişirmek istemiyorum. Çok önemli bir tercih yok. Her iki takım da zaten birbirine saygı duyan takım. Teknik adamlar Sergen Hoca ile Fatih Hoca birbirine saygı duyan takım. İyi olan kazansın. En önemlisi dostluk kazansın. Güzel bir derbi izleriz diye düşünüyorum ben burada. Sizlere ekrana da kombine önerisi olarak da gelsin. Şurada bilgisayardan açayım ben de hemen önümden. Kombine önerisi olarak da sizlere zaten bir ideal tercihini sundum mücadelelerini. Yani ne oynarım diye şekilde
İdealden almak isteyenler burada KG var dediğim gibi alsın. Her iki takımda gol atmasını bekliyorum. Detaylandırırım fakat idealden anlattım sizlere. KG varını 1.40'dan alabilirsiniz çok idealden. Çok sağlam isteyenler 0-1 çifte şansı alabilir. Fakat ben 2-1 gibi bir skor beklediğimden dolayı Beşiktaş'ın da burada en az 2 gol atarak kazanmasını bekleyeceğim. Onun da oranı 2.37 gibi orandan. Değerlendirmek isteyenler bu mücadeleyi bu şekilde de değerlendirme yapabilir. Video çok uzun olmasın. Tek maç zaten. Derbi özel çektim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepsi gelebilir, hepsi yatabilir. Seviyorsunuz. Bol şanslar. Bay bay.